Best Model'ı izleyen var mıydı 2012? İzleyen hepiniz izlemişsiniz gördüğüm kadarıyla. İzleyenler bilecekler. Çok değerli bir hanımefendi ve çok değerli bir beyefendi Best Model 2012'yi kazandılar. Alkışlarla onları alıyorum. Sena Akay ve Berk Atan geliyor. Evet, Best Model'larımıza bir büyük alkış alalım şöyle. Şimdi erkeğine ayrı bir alkış alalım. Abi sana ne oluyor? Wow! Evet. Hanımefendiye ayrı bir alkış alalım. Gerçekten... Gerçekten hak eden şimdi yani hani göz var, nizam var derler ya. Ama onlar şimdi özellik şu değil mi? Yakışıklıktan ve güzellikten değil. Elbiseyi tabii Best Model başka bir şey. Yani güzellik yarışması durumu yok. Evet, fizik öncelikle çok önemli. Evet. Ve nasıl yürüdüğün, nasıl durduğun, elbiseyi nasıl taşıdığın harika. Çok önemli. Daha önce yürüyor muydun yani sen nereden böyle? Hani nereden? Ulan çok güzel yürüyoruz elbiseyi taşı. Öyle mi katılalım durumu oldu? Öyle olmuyor. Ben ilk deneyimim bu benim yarışma. Harika. İlk defa yürüdüm. Öyle mi? Bir yürüyebilir miyiz ya? Bir görebilir miyiz yürüyüşü? Yani şöyle bir ufak tur atsak da olur yani. Şurada. Bir müzik verebilir miyiz? Hayır. O müzikle değil. O müzikle değil. Biz neyi söylemiştik yayından önce? Neydi? Dur, buldum. Ben söyleyeceğim. Siz yürüyeceksiniz, tamam mı? Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güne dolaştım, sarmaşık güne dolaştım. Evet, buyurun yeniden alalım. Evet, gerçekten herhalde var yani bu özünüzü. Hocam bir tanıtalım kendimizi bakalım. Evet, bir kere daha tanıtalım. Ben Sezgi Sena Akay. Evet. 17 yaşındayım. 17. Evet. Göstermiyor değil mi? Daha 15 falan duruyor yani. Evet. 17 yaşındasın. Evet, 17 yaşındayım. Ya 17 yaşında bir stüdyoya seyirci sokmuyoruz ya. Yani bizim yaş şeyimiz 18 yani maşallah. 17 yaşında evet. Best Model kazandın. Evet. Çok erken başladın hayata. Evet. Harika. Memnun musun? Evet, şu an çok memnunum. Hayallerinde var mıydı bu? Evet, vardı. Best Model olmak vardı. Best Model ailesine katılmak vardı. Evet. Vardı. Evet. Ne kadar güzel. Ne okuyorsun, ne okumak istiyorsun daha doğrusu? Şu an Yeditepe Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okuyorum. Evet. Oyunculuk eğitimi almak istiyorum. 17 yaşında Yeditepe Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler mi okuyorsun? Evet, 31 Ekim doğum günüm. 18 olacağım. İlkokula 66 aylıkken mi başladın? Ne yaptın sen de? Niye böyle erken oldu bir anda yani her şey? Öyle bir şey var demek ki ya. Evet. Peki. Sen voleybol oynadın değil mi? Evet, voleybol oynadım. Hangi takımlarda oynadın? Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray, Fenerbahçe. Bu tabii çok ender görülen bir şey. Aynı anda hem Galatasaray'da oynamak hem Fenerbahçe'de oynayabilmek. Sen de nereden katılıyorsun sen peki? Ben İzmirliyim. 21 yaşındayım ben de. Evet. İsmim Berk. Berk Atan. Berk Atan. 4 senedir modellik yapıyordum ben. Evet. Ve sen daha... kaç yaşındasın Berk'cim? 21. Sen de 21 yaşındasın. 21 yaşındayım. Evet. Ha, 21 yaşındasın. Sen de ne ya? Kafalar evet. 4 senedir modellik yapıyordum. Ondan önce futbol oynuyordum ben de Nerede İzmir'de. Nerede oynuyordun futbol? Altay'ın altyapısında oynuyordum. Altay'ın altyapısında. Evet, aynen. Evet. Kaleciydim. Daha sonra... Al, bodrum katlarda bunları koy. Su basmanın orada, evet. Daha sonra futbol bıraktıktan sonra podyumlara adım attım. İşler de güzel gidince, her şey istediğim gibi olunca, şanslı yanımda olunca Best Model'e katılmak istedim. Ama ciddi yakışıklı adam. Yani aynaya falan bakıyor musun evde mevde? Böyle asansörde falan tek başına kaldığında... Evet, genel oluyor mu? Yapıyorum. Açık açık konuşalım yani. Bende oluyor çünkü. Normal ama... Ya, normal değil mi? Normal. Yani anlamazlar evet. Yani birbirimizi anlayabiliriz tamam. Evet peki.
Aynaya bakma durumu tabii ki olabilir. Spor yaptığımız zaman fiziğiniz de düzgün olduğu zaman özellikle ayna karşısında daha çok zaman geçiriyorsunuz. Sen nerede okuyorsun? Ben açık öğretim halkla ilişkiler. Açık öğretim halkla ilişkilerde okuyorsun. Peki benim bir, şimdi sen bu sene kaçıncı senesi BES modulun? 25. senesi. Bu sene ayrıca şöyle bir önem taşıyor. Her 5 senede bir uğurlu sayılan dönem. 10. sene Kenan İmirzalıoğlu, 15. sene Kıvanç Tatlıtuğ, 20. sene Burak Özçivit, bu sene de 25. sene. Arada 12'ye 13'e denk gelenler yanmış onlar yani. Baba ne oldu sen BES modu? Abi 13'e denk geldik biz. 5'i tutturamadık diye. Evet ya, bir izleyelim bak senden önce kazananlar. Hem güzellik yarışmalarını hem BES modulu kazananlar da Beyaz Şov'a gelmişlerdi. Bir izleyelim hep beraber görelim. Türkiye'yi temsil eden hanım olarak sevgili Deniz. Sevgili Deniz Akkaya. Deniz Akkaya Türkiye'yi temsil edecek önümüzdeki cumartesi günü. Sevgili Kenan. İmirzalıoğlu. Biraz zor olacak ama. Dünyanın en yakışıklı adamıyla dünyanın en iyi modeli geliyor. Tolga ve Tuğçe geliyor aslında. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl keyifle? İyi. Çok güzel. Harika. Gerçekten de adam da kız da dedikleri kadar varmış. Ama evet. Çok temiz çocuk, çok iyi çocuk. Vallahi düşünürsen ben kefilim. Evet. Sen niye geldin kardeşim? Çağatay Ulusoy, BES modunun birincisiyim. Birincisin, harika. Sen Beyaz Şov'a gelip seyirci olarak katılmışsın, doğru mu? Evet, doğru. Ha, normal. Yani buradan arkadaşlarımızın arasından da tabii. Şu anda BES modul çıkabilir, öyle mi? Sonuçta ben de onlardan biriyim yani, bir farkımız yok. Evet. Hepsinin yolları çok açık oldu. Çok güzel yerlere geldiler. Sen ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ne var idealinde? Öncelikle eğitimime devam etmek istiyorum. Benim için çok önemli. Evet. Eğitimi aksatmayacak şekilde oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk yapmak istiyorum. Evet ama eğitimi de aksatmak istemiyorum. Kesinlikle benim için çok önemli. Bence de. Dil birkaç tane en kısa zamanda ne kadar çabuk halledebilsem o kadar iyi benim için. Harika. Çünkü ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Doğru. Ve asıl hedefim... Ben tasdikçi başı burada değil mi? Tabii, hayır. Ne diyeceğim? Buna hayır diyecek halim var mı? Ne diyeceksin şimdi? O bir şey deyince yok olmaz canım öyle falan diyeceksin. Ne derse evet diyeceksin yani. Ben şimdiden evet, ona da evet diyeyim de sen ne geleceğini bilmiyorum ama evet, olur. Evet demen çok iyi oldu çünkü en büyük hedefim Victoria's Secret. Victoria's Secret. Evet. En büyük hedefin. Vay güzel. İnşallah. İnşallah temsil edeceğimi de düşünüyorum bir Türk olarak. Çünkü yurt dışında çok iyi temsilcileri var. Brezilya'dan Adriana Lima, Almanya'dan Haydi Kulun. Ben de Türkiye'de ilk temsilci olmak istiyorum. Haydi Kulun bakalım sana da inşallah. İnşallah sana da oradan bir şey. Sen neler yapmak istiyorsun? Güzel espriydi, beni orkestran bile yıkamaz. Den 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 hani iğrenç espriydi falan diye. Burada bir kere halk bana prim veriyor. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Beni değil, onları bir kere zor durumda bırakıyorsun. Çocuklar sakin olun. Ben bir şey oldum da o da ya. Sen ne yapmak istiyorsun abi ileride? Ben bu yarışmadan birinci çıktım ve 8 Aralık'ta BES Model of the World'te Türkiye'yi temsil edeceğim. Evet. İnşallah oradan da ülkemize birincilik ve şampiyonluk getireceğim. İnşallah. İleride ne yapmak istiyorsun? İlerideki hedefim tabii ki ben de televizyona geçmek istiyorum ve oyunculuk istiyorum. Oyunculuk evet. İstiyorsun. Erkan Özarman'a da buradan selamlar, sevgiler gönderelim Erkan abiye. Bu güzel organizasyon için. Kesinlikle. Gerçi organizasyonun bir yerinde Sibel Tüz'ün bir bayağı vuru dedi gitti yani. Bayağı. Biz kuliste olduğumuz evet, için. Görmedik. Siz görmediniz. Ben izlerken çok kötü gerçek. İzleyebildiniz mi? Çok kötü. Sunuculuk yaparken şans yani herhalde yerler şey. Ha? Bizde kayıt yok. Görüntü yok değil mi bizde? Oldu. O zaman o konuda konuşmayayım madem öyle. Allah. Yoksa yok konusuna acıyor. Yukarısı korktu görüntü isteyeceğim diye. Şimdi hep beraber Sibel Tüzün'ün nasıl kayıp düştüğünü izleyelim. Yok mu bizde? Görüntü yok mu? Olsa izlerdik şimdi ne güzel. Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnşallah yolunuz açık olur. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz benim için? Bizim için. Herkes için bir şey söyleyeyim. Ben aslında ilk buraya gelirken şu soruyu
sana sormak istemiştim. Beyaz abi diyorum. Bu canlı yayına çıktığımızda normalde Beyazıt Bey olarak hitap etmemiz gerekiyor. Fakat ben kendimi o kadar yakın hissettiğim için Beyaz abimi desem diye bu soruyu soracaktım. Yani o şekilde mi hitap edeyim, bu şekilde mi hitap edeyim? Ama en son Beyaz abi olarak karar kıldım. Hayır. Beyazıt Bey de değil, olmaz. Beyazıt Bey, Beyaz abi de olmaz. Hünkârım. Ne dersen de, sen için keyfin ne istiyorsa gerçekten onu da hiç fark etmez. Ben hani ekranlarda artık hep beraber işi dışlı olduğumuz için evin oğlu, evin çocuğu, kardeş, abi falan rahat ol yani takıl. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Evet, söylemek istiyorum. Beni seven ve destekleyen öncelikle aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bu güzel tasarımı benimle paylaşan Yıldırım Mayruk ve Barbara Şansal'a sevgi ve saygılarımı yolluyorum burada. Siz 2012 değil mi şimdi? 2012. Evet. 2,5 ay kaldı 2013'e. Niye böyle son dakikada yaptılar, tadını da çıkartamayacaklar. 2,5 ay falan var ya. 2,5 ay tadını çıkartalım. Baba ne gezersiniz şimdi ya. Öyle olmuyor. 2,5 ay var ya, şunları takıp gezseniz Allah'ını seversen. Bunu takacağım Taksim'de, öyle yürüyeceğim. Valla Taksim'de Maksim'de bunları takıp benim. O benim. Alkışlar onlar için. Çok teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz. 429 58 70 ya da 75 429 58 70 ya da 75. Evet, Desmodullarla beraberiz. Gitmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Sevdiler. Sen bir şey diyecektin. Evet, son bir teşekkür etmek istiyorum ben de. Öncelikle bana ve benden önceki bütün Best Model ailesine bu imkanı tanıdığı için Erkan Özerman'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve kostümüm Çiğdem Akın. Ona da teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Ben de kostümü kendim aldım bir yerden. aldığım yere parasını verdim. Gerçi fark etmiyor. Ama olsun. Teşekkür ediyorum onlara da. Alkışlar onlar için. Sağ olsunlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,